Bir gıdayı aldığımız zaman dişlerimizden itibaren sindirim faaliyeti başlıyor. Ve buradan itibaren probiyotikler var. Bunlar sürekli haberleşiyorlar, iletişim içindeler. Ve şurada bağırsaklarımızla beynimiz arasında kocaman bir sinir var. Vagus siniri. Sürekli bir iletişim var orada. Bir otoyol gibi sürekli birbirlerine sinyal yolluyorlar. Aldım, verdim, yuttum, sindirdim. Aynen, hiç öyle bir şey yok. Şimdi Değil benim mi? bağırsaklarım 350 metrekare. Bu stüdyo herhalde 200 metrekare falandır. Tek bir insanın vücudunda şu stüdyonun iki katı kadar bağırsak var. En büyük iç organımız. Bağırsaklar bizim gıda kontrol laboratuvarımız, gıda analiz laboratuvarımız. Hmm. Yediğimiz her gıdanın etiketinde yazan yazmayan her şeyi tespit ediyor. Zararlıyı uzaklaştırıyor, faydalıyı alıyor, parçalıyor, sindirime geçiriyor. Bunu kim yapıyor? İşte bunu bizim adımıza probiyotiklerimiz yapıyor. Hmm. Probiyotikler sindirimi gerçekleştiren işçiler. Aynı zamanda benim beynimdeki hücre sayısı kadar bağırsaklarımda da var. Enterik sinir sistemi diyoruz buna. Yetmiyor. Aynı zamanda tüm vücudunda bulunan bağışıklık sistemi hücrelerinin %85'i bağırsaklarında. Bağırsaklar çok büyük, çok kalabalık. Bağışıklık sistemi orada, beyindeki kadar sinir hücresi var, akıllı. Çünkü bizim akıl edemediğimiz şeyleri yapıyor. Ben bir bardak suyu içerken bir bardak su içtiğimi düşünüyorum. Bilinçli, bilgili bir insanım. Ama bu suyun içinde bir sürü yabancı madde de var. Bunların kimisi benim için faydalı, gerekli, kimisi de zararlı. İşte bunu benim bağırsaklarım tamam. algılıyor. Ve probiyotiklerin vasıtasıyla analizini yapıp, Doğru olanı sindiriyor, yanlış olanı gönderiyor. Hı hı. Eğer bir insan ben sindirim problemi yaşıyorum diyorsa hemen fermente beslenmeye geçmeli. Yani ev yoğurdu, hı hı. laktoz intoleransı varsa yoğurt da yemeyecek ama. Ev sirkesi, ev turşusu, evde mayalanmış kefir gibi fermente gıdaları bol tüketmek gerekir. Hı hı. Biz yediğimiz çiğ sebzelerden de sürekli olarak probiyotik alırız. Hatta probiyotiklerle ilgili size enteresan bir şey söyleyeyim. Covid döneminde çok yayın çıktı probiyotik yapısı zengin olan ve fermente beslenen ülkelerde COVID'e bağlı ölümler daha azdı. Örneğin Güney Kore, hmm. örneğin Japonya, örneğin Türkiye turşu tüketen ülkelerde gördüler ki probiyotik yapı zengin. Hatta Japonların 2015 yapılmış bir çalışması var. Şalgam suyu gribe karşı tedavi edici etki gösteriyor diye. Hmm. 2015'te yayınladı Japonlar bunu. Keşke bizim Adana'da yayınlansaydı. Ama hmm. sonradan öğrendim Japonlar da şalgam suyuna meğer çok düşkünmüş. Çok Oo. seviyorlarmış. Evet. E, şalgam nedir? Probiyotiktir. Turşu suyu olarak düşünmek gerekir şalgamı. Dolayısıyla kış sezonunda çocukluğumuzda ne, ne yapılırdı? Öyle davranacağız. Kış sezonunda çocukluğumuzda hemen turşular kurulurdu. Oturulur, kış beklenirdi Hı -hı. ve kahvaltıdan itibaren her gün bol bol turşu tüketilirdi. Hı -hı. Yine aynı şekilde davranın. Bağışıklığınızı güçlendirmek için probiyotiğe ihtiyacınız var. Aynı şey kanserde de geçerli, aynı şey otoimmün hastalıklarda da geçerli. Eğer vücudunuzda herhangi bir hastalık varsa düşünmeniz gereken ilk yer bağırsaklarınız. ...beslenmeniz ve probiyotikleriniz. Bunları takviye etmeden iyileşmek mümkün değil. Bağışıklığımızın güçsüz olduğunu hep şey diyoruz. Hocam sürekli hasta oluyorum. iki günde bir burnu. Peki bağışıklığımızın güçlü olduğu hasta olmayışımız mı? Yoksa başka neler var? Bağışıklığımızın güçlü olduğu... Bir, bir kere hastalık deyince biz ne anlıyoruz? Nezle grip anlıyoruz. Evet gibi. Aslında en yaygın gören hastalık nezle grip. Allah'tan ölüm oranı çok çok düşük. Evet. Yok denecek kadar az. Bağışıklığımız zayıf olması evet bir tanesi işte nezle grip olmak başka hocam uçuk çıktı zona çıktı bunların hepsi bağışıklık hmm. zayıfladığı için meydana gelen durumlar hmm. başka bununla ilgili bağışıklığım çok güçlü hastalanmıyorum evet bu bir faktör ama bazı insanlar var ki ömürleri boyunca nezle grip olmazlar o ayrı bir fenomendir sadece bu değil bağışıklığınız güçlüyse ruh sağlığınız da dengelidir hmm. uykularınız da düzenlidir bunlar birbiriyle ayrılmaz parçadır Mütemmim cüzdür tamamlayıcı parçadır bir insanın mutsuzken sağlıklı olmasını bekleyemezsiniz. Ya da bir insan nezle bile olsa mutlu olmasını bekleyemezsiniz. Bunlar iç içe geçmiştir. Dolayısıyla bağışıklığınız güçlüyse siz aynı zamanda zihin sağlığına da sahipsinizdir. Uykunuz da kalitelidir. Daha iyi egzersiz yaparsınız. Kendinizi her zaman güçlü hissedersiniz. Kendi vücudunuzu tanırsınız. Bağışıklığı güçlü olan insan aynı zamanda iç gözü açık olan insandır. Kendi vücuduna bakmayı bilen insandır. Kendini tanıyan insandır. Hiçbir zaman sadece fiziksel olarak sağlıklı olmak diye bir durum yok. Böyle bir şey söz konusu değil. İnsanı bir bütün olarak görmek zorundayız. Eğer bir insan fiziksel olarak çok sağlıklıysa ama siz gidip onu mutsuz edecek bir şekilde üç gün onunla konuşursanız dördüncü gün onu hasta edersiniz. Bu bilinen bir şeydir. Ya da senden nefret ediyorum derseniz bir insana sürekli yine hasta dersiniz. Öte yandan hasta olan bir insana, bir çocuğa başını okşayıp şefkatle iyileşeceksin yavrum derseniz, alnından öperseniz hmm. onun ağrısını azaltırsınız. Bunu bu şekilde görmek gerekir. Biz insanız, biz makine değiliz. İnsanlara bütüncül yaklaşmak gerekir ve ruhsal ve bedensel bir bütünlük içinde görmek gerekir çok önemli çok kıymetli probiyotiklerimiz. Peki yapısını neler bozuyor? Yani elimde bir sürü faktör var. Bunların hangisini anlatmak istersiniz? En önemlilerinden bahsedelim. Çok önemli istersiniz. bir şey geldi aklıma. Buyurun. İzninle Çağla, Sözünü kestim. Hocam ne demek? Şimdi Buyurun. probiyotikler ve çocuğa dokunmak deyince aklıma geldi. Anadolu'da bir adet vardır. Başarılı, iyi eğitimli, güçlü, hayatta başarılı olmuş, örnek alınan insanlara bebeklerini götürürler. Benim, kendi bebeğini, kendi bebeğini götürür Benim bebeğimin ağzına tükür de senin gibi olsun derler Belki Nasıl gençler ya? hatırlamaz bunu Bu oh, geleneksel kültürdür gerçekten mi? Şimdi modern insana bu garip geliyor <laughs> ama mi Bakın bu olan? probiyotik takviyesidir aslında Bu probiyotik takviyesidir Hazreti Peygamber'e de yaparlarmış Çocuklarını götürürlermiş Hazreti Peygamber de ağzına aldığı bir parça hurmayı çiğneyip Yavaşça çocuğun ağzının içine Hocam, koyarmış Bu bence olabilir de ağzına tükürme. İşte mi? probiyotik takviyesi bu kültür Bakın şu anda dışkı ya, takviyesi diye şey. bir probiyotik de, tedavisi var dışkı nakli yapılıyor. Sağlıklı probiyotik yapısına sahip dışkılar kültürde çoğaltılıp hastalara nakil yapılıyor. Böyle bir tedavi geliştirildi. Bu çok önemli bir kültür. Bakın geleneksel kültür önemlidir. Size ilk başta tiksindirici gelebilir. Ağzına tükürmek diye bir deyim var çünkü. Ama modern insanın bakış açısıyla size tiksindirici geliyor. Aslında geleneksel olarak bu probiyotiklerin transferiydi. Peki geçer miymiş? Geçiyor muymuş gerçekten? Geçer. Aa inanılmaz. ilk probiyotiklerimizi nasıl alıyoruz? İlk probiyotiklerimizi annemizden Me, alıyoruz. Memeden alıyoruz. Hayır doğum esnasında doğum alıyoruz. Esnasında. Memeden de alıyoruz doğru. O da doğru ama ilk probiyotikler doğum esnasında. Doğum yaklaştıkça annenin doğum kanalındaki probiyotik yapı değişmeye hmm. başlıyor. 15-20 gün önceden bu değişim meydana geliyor ve annenin probiyotik doğum kanalında laktobasiller çoğalıyor. Laktobasiller aynı zamanda ev yoğurdunun içinde bulunan probiyotik bakteriler. Orada bir nevi bağışıklık yoğurdu oluşuyor. Çocuk doğum kanalına girdikten sonra yavaş yavaş ilerliyor. Bütün gövdesi probiyotiklerle kaplanıyor. Yutuyor probiyotikleri. Mide bağırsak sistemine ilk gıda olarak annesinin probiyotikleri giriyor. Bronşlara gidiyor. Ondan sonra çocuk doğum esnasında doğduğunda üzerinde beyaz bir sıvıyla doğuyor. Sanki adeta bir yoğurtla kaplanmış gibi ve her tarafı probiyotiklerle bir koruma kalkanı halinde çevrelenmiş durumda. Bu çocuklar daha sağlıklı oluyorlar. Bu ispatlandı. Biz ne yapıyoruz? Bu çocukları hemen yıkamıyoruz. Niye yıkamıyoruz? Probiyotikleri uzaklaştırmamak için yıkamıyoruz. Şefkatle annesinin koyununa veriyoruz. Çocuk annesinin koynunda annesinin sıcaklığıyla huzur buluyor. Ondan sonra annesi emzirmeye başlıyor ve yine anne sütüyle ve annesinin memesinden probiyotik almaya devam ediyor. Onun için çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye normal doğum. Sezeryan normal doğum değildir. Sezeryan oranının bu kadar artması da kabul edilebilir bir şey değildir. Dünyada en yüksek sezeryan oranı olan ülkeyiz tıbbi olarak sezaryen yapılması gereken gebe kadınların oranı %7 ila 10'dur. Bizde %58 sezaryen oranı. Bunu kimse normal bir şeymiş gibi göstermesin. Hem annelerimiz hem bebeklerimiz için yapacağımız en önemli şey normal doğuma teşvik etmektir. Normal doğum için uğraşmaktır. Doktorun, hekimin bir numaralı vazifesi budur. Peki, teşekkür ediyorum. Birazcık arka arkaya sosyal medya sorusu Buyursun. hemen sormak istiyorum. Hocam vaskülit hastasıyım, akciğer tutulumum var. Ne önerirsiniz demiş 46 yaşında Dersim Hanım. Evet, geçmiş olsun. Neydi Gerçekten hocam? zor bir hastalık. Vaskülit bir otoimmün hastalıktır. Bağışıklık sisteminin damar duvar yapısına saldırması sonucu meydana gelir. Aslında köken olarak romatoid artrit neyse, MS neyse... ...vaskülit de odur. Yani otoimmün hastalıkların hepsinin kökeninde bağırsak duvar yapısının bozulması yeter. Az önce anlattım ya size bağırsak duvar yapısı gıda analiz laboratuvarıdır. Ay. Peki ben sürekli gluten yiyorum, sürekli zararlı gıda yiyorum ne olur? Sürekli gluten, sürekli zararlı gıda, işlenmiş gıda yediğiniz zaman... ...bir süre sonra bağışıklık sistemi bunların yapısını uzaklaştırmak ister zararları Uzaklaştırmak için saldırınca uzaklaştıramaz gluten yapıştığı için... Bir noktadan itibaren bağırsak duvar yapısı bozulur. Bağırsak duvar yapısı bozulunca sizin gıda analiz laboratuvarınız bozuldu. Koruyucu kalkanınız delik deşik oldu. İçeriye girmemesi gereken maddeler girmeye başlar. Yabancı maddeleri görünce bağışıklık sistemi alarma geçer. Kanda, vücutta olmaması gereken maddeler var. Bunlarla mücadele etmeye başlar. Bir noktadan itibaren bağışıklık sistemi dengesini şaşırır. Vücudun dokularını da yabancı doku gibi algılamaya başlar. Onlara da saldırmaya başlar. Ne olur? Damarlara saldırır vaskülit yapar. Eklemlere saldırır romatoid artrit yapar. Cilde saldırır vitiligo yapar lupus yapar. Tiroide saldırır haşimoto yapar. Envai çeşit otoimmün rahatsızlığa sebep olur. Eğer vaskülitiniz varsa lütfen hemen beslenmenizi düzene sokun. Az önce bahsettiğimiz gibi gluten, laktoz, işlenmiş gıda, karbonhidratlar ve hazır mayadan uzak Sağlıklı besinlerden zengin bir mutfak oluşturun kendinize. İmkanınız varsa yerli tohumla üretilmiş tarım ürünleri alın. Eğer yine imkanınız varsa kendinize toprak edinin. Dedelerimizin yaptığı gibi kendi evinizin ihtiyacını kendiniz çıkarın. İşlenmiş gıdadan tamamıyla uzak durun. Hazır gıdadan tamamıyla uzak durun ve sabırlı olun. Bu tarz otoyemin hastalıklarının iyileşmesi en az 12 ila 24 aydır. En az. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.